Merhaba arkadaşlar. Bugün ameliyatımın 105. günündeyim. Süreç çok güzel ilerliyor. Birçok arkadaşla görüştüm. Psikolojikmen durumum çok iyi. Yani elimden geldiğince kendimi pozitif tutarak süreci atlatmaya çalışıyorum. Raporluyum şu anda. Raporumun bitmesine bir 21 gün falan kaldı. 21 gün sonra bir kontrolüm var. Ondan sonra büyük ihtimalle işe başlayacağım. Çünkü kendimi iyi hissetmeye başladım. Birazcık motivasyon için, birazcık da şeyden dolayı tatildeyim. Çok arkadaşım, görüştüğüm arkadaşlar oldu. Abiler, ablalar, kardeşler. Herkese elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve oldum da. Tabii ki bu süreçte yanımda olan ailem, Allah razı olsun onlardan, çok büyük destek sağlıyorlar. Arkadaşlarım. Şu an motive olarak çok motiveyim. Allah razı olsun herkesten. Yüzüm gülüyor Allah'a şükür. Kendimi olabildiğince pozitif yapmaya çalışıyorum. Her şeyi olumlu bakıyorum. Bu şekilde süreci geçiriyorum. Şöyle bir size manzarayı da göstereyim. Burası Van. Van Gölü. Bugün size böyle biraz içimi açtırıcı böyle yüzüm gülerken böyle pozitif bir şey vermek istedim. Şu anda yatakta olanlar var. Daha dışarı çıkamamış olan arkadaşlar var. Böyle pozitif bir enerji vermek istedim elimden geldiğince. Sizin de az zamanınız kaldı. Ameliyatınızın belki birinci günü, ikinci günü, 30. günü, 45. günü. Az kaldı yani. Birazcık daha sabır. Siz de benim gibi sabrederseniz en sonunda mükafatlanırsınız. Çıkarsınız, siz de gezmeye başlarsınız. Sporunuza başlarsınız. Ama eski halinize döneceksiniz yani. Bunun farkına varın. Hani ayağım kırıldı, bir daha eskisi gibi olmayacak. Yok, oluyor ya. Bakıyorum, dün yapamadığım hareketleri şimdi yapmaya başladım. Moral, motivasyon şu an var ya 10 numarayı. Size video atarken de böyle elimden geldiğince güler yüzlü. Harbiden içim de böyle, dışım da böyle. Şu an çok motiveyim ya. O yüzden şu anda size video atmak istedim. Atıyorum. Dışarı çıkmak bile güzel bir şey ya. O yataktan, o ameliyat, tuvalete gidip gelirken sıkıntı yaşadığım zaman da Allah'ım keşke bir durum olsa da tuvalete rahat rahat kendim gidebilsem, bastonsuz falan derken şu anda kendimi bu halde bulmak inanılmaz derecede enerji veriyor. Ya karşı bakkalıma gidemiyordum ya. Birkaç kefa söyledim. Yani süreç, hani şükrede gitmemiz lazım aslında. İlk başta tuvalete gidemiyorduk. Birisinin desteğine ihtiyacımız vardı. Banyo yapamıyorduk. Ya da bir ihtiyacımız karşılamıyorduk. Hep birisine muhtaçtık. Ama artık yani benim şu sürecimde değilim şu an. Allah razı olsun, süreç o kadar güzel ilerledi ki tabii ki psikolojim bozuldu. Tabii ki çok sıkıntı yaşadım. Çok stres yaşadım. Bir sürü film izledim. O filmler falan, Allah, kaç tane film izledim Allah bilir. Sabahlamalar, uyku düzensizliği. Tabii ki mümkün değil, bu şeyde uyku düzeni sağlamak mümkün değil. Yani herkes bunun farkında zaten. Ama geçti Allah'a şükür. Artık uykum bile düzene girdi ya. Artık akşamleyin yatıyorum yani. Bu güzel bir şey. Ondan sonra anneme babama yardımcı olabiliyorum artık. Şimdi köydeki evimizdeyiz. Arada sobaya odun getiriyorum. Eskiden bir işe, yani bu 4-5 aylık süreçte bir işe yaramıyordum yani. Hep birisi bana yardımcı oldu. Şimdi ben yardımcı olmaya başladım. O kadar çok mutluyum ki anlatamam size ya. Bir odun parçasını taşımak bile çok böyle insana gurur veriyor. Hani Allah'a şükür artık aileme de yardımcı olabiliyorum. Allah, çok güzel süreç ya. Allah, çok mutluyum. Siz de ümidinizi kaybetmeyin. İnşallah siz de iyileşeceksiniz. Gerçekten azıcık daha sabredin. Fizik tedavi hareketlerinizi düzenli yapın. Kendinizi boşlamayın. Boşluğa düşmeyin. Çok düşünmeyin. Elinizden geldiğinde pozitif olun. Her şeye pozitif bakın. Hani bu süreç bu şekilde ilerleyecek, biliyorum.
Tabii ki biraz sıkılacaksınız ama bir an önce toparlamaya bakın. Pozitif şeyler izleyin, komedi şeyleri izleyin. Gülün yani. Hep gülün. Gülerseniz bu hastalığın ilacı gülmek, fizik tedavi hareketlerini yapmak, düzenli bir hayat yaşamak. Tabii süreç acılı. Mesela video çeken bazı arkadaşlarımız maddi durumlarından dolayı fizik tedaviye gidemiyorlar. Özel sağlık sigortaları yok. Onlara da buradan destek oluyorum. Görüntülü arıyorum. Görüntülü konuşuyoruz. Hareketleri gösteriyorum. Canları yanıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de o zaman canım yanıyordu. O yüzden yanındaki kişilere de diyorum ki hani bundan zevk alın. Bundan zevk alın ki hani o insan da yaparken o kendini çok naza çekmesin. Naz güzel bir şey değil. Benim annem ne kadar canım yakıyorsa o kadar hoşuma gidiyordu. Diyordum hani sıç ağzıma sıç. Diyor, oğlum tabii diyordu. En son annem sonuna kadar itmeye başladı yani. Valla bu süreçte naz yok artık. 45. günden sonra ameliyatın 45. günden sonra dikişler atılıp ağaçlar çıkıp doktor bas dedikten sonra artık acılı süreç başlıyor. 45 günlük acılı süreç. Ya benim hala acıyor da. Yani sizin ilk 45 gün çok acılı geçecek. Hani ama bu süreçte acı çekmezseniz, ay kendimi naza çekeyim falan derseniz abi o süreç kolay kolay da geçmez yani. Mesela 45 günse o olur 60 gün, 70 gün. Biraz acı çekin, canınız yansın. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Yardımcı olduğum arkadaşlar buradan aklımda kalan Fadime abla gösterdim hareketleri. Canı yanıyordu, hoşuma gidiyordu. Hüseyin var. Ondan sonra Hülya abla var. Yani Şakir var. Şakir'le falan da konuştu. Şakir, Yalçın. Ya birçok arkadaşla görüştük ya. Yaklaşık bir 30 ile 50 arası bir görüntülü arama şeyim oldu. Yardımcı olduğum arkadaşlarım oldu. Çok mutlu oluyorum. Hani ben birisine bir şeyler gösterdiğim zaman mutlu oluyorum. Çünkü birisine yardımcı olmak çok güzel bir şey yani benim için. Mesajlara cevap veriyorum alta yorum yapanlara. Hani bu süreç benim için güzel. Abone de olun. Bir anda 109 kişi olmuş. Güzel ya. Abone de olmayı unutmayın videolarımı izledikten sonra. Şimdi ip atlama birkaç kere göstermiştim. Şimdi şu anki son halimi göstermek istiyorum. Telefonu bir yere bırakacağım. Belki birazcık uzak olacak ama idare edin. Şimdi son durumumu göstereceğim. Evet. Buradan şöyle gözüküyorum galiba. Böyle. Koşabiliyorum yani. Koşmakta sıkıntı yok. Koşuyorum şu an. Hani elimden geldim bu. Koşuyorum arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Ondan sonra biraz da ip atlayayım. Benim vedale iftari ipim. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Velhasılı kelam çift atlamayı yapamıyorum ama tekli bütün hareketlerimi artık yapabiliyorum. Koşabiliyorum. Birçok hareketimi şu anda yapabiliyorum. Nefes nefese kaldım kusura bakmayın. Süreç çok iyi geçiyor.
105. gün artık yani sekmeler zaten yok. Koşmalar sınırsız. Kendinizi ne kadar çok yorarsanız, ne kadar çok çalışırsanız o kadar çabuk iyileşeceksiniz. Süreciniz önemli. Doktorun bas demesi önemli. Fizik tedavi almanız önemli. Fizik tedavi bu süreci çok hızlandıracak. Aşırı derecede hızlandıracak. Eğer fizik tedavi alamıyorsanız, maddi durumunuz yoksa, bu da Uğur kardeşiniz var. Ya da Uğur abiniz var. Hani hareketlerin hepsini teker teker gösteririm. Ama ben iletişime geçmeden önce benim annemle birlikte evde yaptığım fizik tedavi hareketleri var. Videom var. Onu izleyin. Ondan sonra beni arayın. Deyin ki biz hazırız. Gösterin. Ben gösteririm. Yazmaktan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Ama yine birçok kişiye yazıyorum. Bayan arkadaşlar oluyor. Diyorum yazın şey numaranızı atın ya da Instagram'dan görüntülü konuşalım. Hani kesinlikle ak niyetim yok. Sadece bir an önce yardımcı olmak istiyorum. Yazmayı da sevmiyorum. Hani evli olan arkadaşlar varsa ya da sevgilisi olup rahatsız olan arkadaşlar varsa lütfen benimle irtibata geçerken yanınızda o olsun ya da başka birisi olsun. Onun telefonundan beni arayın. Yani burada benim şey amacım yok yani. Sizden bir beklentim yok. Sadece Allah rızası için yapıyorum. Abi, mübarek Ramazan ayındayız. Oruç tutan herkesin orucu kabul oluyor inşallah. Tutmayan da canı sağ olsun. Herkesin ibadeti kendine. Bizim tek amacımız iyilik yapmak. İyi insanlar hala var. Her seferinde bu kelimeyi kullanıyorum ama gerçekten şu zamanda herkes çıkarcı olmuş. Yani şu çok yazan var mesela. Ameliyat olduğum süreçte birçok arkadaşım bana benim yanımda olmadı. İşte herkesin gerçek yüzünü gördüm gibisinden yazan arkadaşlar var. Ya en azından yanınızda aileniz kaldı. %90'ınızın ailesi kaldı yanında. Birkaç tane samimi arkadaş. Abi bir sürü arkadaşın olmasına gerek yok ki. 2-3 tane olsun yeter. Sizde yani zaten %100 arkadaşınız olur ama zaten yanınızda 1-2 kişi olur. Aileniz olur. Sevgiliniz varsa sevgiliniz olur. Çocuğunuz olur. Eşiniz olur. Fazla da böyle bir beklentiye girmeyin ya. Moralinizi, motivasyonunuzu iyi tutun. Tamam mı? Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah en kısa zamanda iyileşeceğiz. Gezmeyi dışarı görmeyenler olabilir. Yani ondan dolayı manzarayı da biraz gösterdim size. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı olun. Yine beni arayın. Yine mesaj atın. Konuşalım. Yardımcı olabildiğim kadar yardımcı olacağım. Abone olmayı da unutmayın. Şu kardeşinize tek yardımcı olacağınız nokta bu. Bir de Instagram'dan da takip edin sayfamı. Çocuklarla videoya başlayacağım. Yavaş yavaş. 20 günlük bir sürecim daha var. Çocuklarımı da ihmal ettim. Öğrencilerimi. Onlara da başlayacağım. Allah izin verirse. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.